Organ bağışı iki kategoride ele alınması gereken bir şey. Bunlardan bir tanesi hastane ayağı ki yoğun bakıma hekimlerimizin ortaya çıkardığı beyin ölümü tanısı. Evet, Türkiye'de son 10 yıl içerisinde 300'lerden 1900'lere çıkan bir beyin ölümü tanısı konma ve aileyle beyin ölümünden sonra organ bağışı için konuşma hikayemiz var. Alınabilen organların sayısı o da arttı. Yüzlerden 490'lara çıkan bir rakam var yıllar içerisinde. Fakat yüzde olarak ne yazık ki bir artış yok. Beyin ölümü tanısı alan her 100 hastanın sadece 25 tanesi yakınlarının organlarını bağışlamakta. Total olarak artmış gibi görünse de aslında oran olarak ne yazık ki istediğimiz rakamlarda değil henüz. Organ nakli bekleme sırası olarak baktığımızda bu oranın azalmasının mümkün olmadığını görüyoruz. Çünkü hem karaciğer naklinde hem böbrek naklinde bekleme havuzundaki hasta sayısı yaptığımız transplant sayıları çok çok yukarı rakamlarda olsa da Türkiye olarak azalmasını beklemek mümkün değil. Çünkü biliyoruz ki her 100 insandan 8 tanesi bir dönemde son dönem böbrek yetersizliğine giriyor. Toplumda bunu sayıya vurduğunuzda çok çok büyük rakamlar oluyor. Bundan 10 yıl önce bekleme havuzumuzda 13-14 bin böbrek yetersizlikli hasta varken şu anda bu rakam 23 binlerde. Karaciğer hastası 500 tane bekleme listesinde varken şu anda 1500'lerde, 2000'lerde. Canlı vericili karaciğer naklinde ve böbrek naklinde zaten yasalar gereği 4. derece akrabaya kadar izin var. 4. derece akrabadan daha uzak akrabalar etik kurul denilen devletin yaptığı bir görüşme sonrasında onaylanıyor. Evet, biz transplant hekimleri olarak, cerrahlar, dahiliyeciler olarak her zaman akraba vericisine daha sıcak bakarız. Bunların doku uyumları daha iyi ve sonuçları daha iyi. Bu hem böbrek nakli için hem karaciğer nakli için ortak konuşabiliriz. Bu hastaların tamamı vücutlarına yabancı bir organ alıyorlar ve bu organların reddolmaması için özel immünsüpresifler denilen savunma sistemini çökerten ilaçlar kullanıyorlar. Bu ilaçların bırakıldığı herhangi bir zamanda organın reddi ortaya çıkabilir. Bu birinci dikkat ettiğimiz konu. İkinci dikkat ettiğimiz konu ise hastaların kendilerine bakmaları gerekiyor. Hastaların enfeksiyonlardan kaçınmaları gerekiyor. Toplum içerisinde davranışlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştirmeleri gerekiyor. Biz nakil yaptığımız hastaların hepsini bir diyetisyen kontrolünde kendilerine ait özel beslenme düzenlerini mutlaka veriyoruz. Enfeksiyonlardan nasıl kaçabileceklerini, enfeksiyonlardan nasıl uzak duracaklarına dair önlemleri almaları konusunda mutlaka önemli eğitimler veriyoruz. Teorik anlamda bunun için hiçbir sıkıntı yok. Böbrek nakli alıcıları veya böbrek vericileri çocuk sahibi olabilirler. Ama şunu biliyoruz ki normal popülasyonda bile her 1000 insandan 8 tanesi doğum sırasında bir böbrek problemi yaşıyor. Ağır ya da hafif olmak üzere. Ama teorik anlamda hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. Tek önemli nokta hamile kalan donör ve alıcıların mutlaka bir transplant nefroloğuna gitmeleri, onlar üzerinden kontrollerini yaptırmaları gerekmekte. Ekstra bir şey yok bununla ilgili. Türkiye'de böbrek nakli, 2015 yılına ait verileri vereyim ben size. 3204 tane böbrek nakli yapıldı. Bunların 670 tanesi kadavradan, diğerleri canlıdan nakil oldular. Türkiye'de hemen hemen ortak olarak söyleyebileceğimiz graft sağ kalımları var. Bu böbreklerin çalışma istatistikleri var. Her 100 hastadan 93 tanesi evine çalışan bir böbrek de gidiyor ve diyaliz ihtiyacı ortadan kalkıyor. 5. yılın sonunda yine nakil yapılan her 100 hastadan 70 ila 80 arasında nakil diyaliz ihtiyacı olmadan yollarına devam ediyorlar. Her ne kadar solid organ naklini yapmaya biraz gecikmeli olarak başlasak da ülkemizde
özellikle canlı vericili böbrek ve karaciğer nakli son derece başarılı yapılmakta. Bunun sebebi ne yazık ki kadavra bağışımız az olduğu için ülkemizde canlı nakil yapılmak zorunda. Ve canlı nakil sayımız en baştan beri çok yüksek seviyelerde, çok yüksek rakamlarda. Bu yüzden yurt dışından eksiğimiz yok, fazlamız var diyebiliriz bu konuda. Böbreklerimizi korumak için yapmamız gereken aslında anneannelerimizin söylediği şeyler. Örneğin fazla tuzun böbreğimizi yorduğunu çok iyi biliyoruz. Ağrı kesici kullanımın böbreğimizi yorduğunu çok iyi biliyoruz. Az su içmenin böbreğimizi yorduğunu çok iyi biliyoruz. Dikkatli bir besinle, dikkatli bir yaşam alışkanlığı ile böbreklerimizi koruyabilir, sahip çıkabiliriz.